Gün sonu tüm hızıyla devam ediyor. Belgin Maviş, Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı bizlerle beraber. Belgin Maviş, hoş geldiniz. Hoş bulduk o zaman. Şimdi araya gitmeden önce Brexit kör düğümü dedik. Adeta bir kör düğüme dönüştü. Doğru. Bunun detayını sizinle konuşacağız. Ama başlamadan evvel dilerseniz bir New York'a dönelim. Aslı Pelit bizleri her zaman olduğu gibi New York'ta bekliyor. Voice of America Türkçe New York muhabiri. Aslı merhaba. Merhabalar, iyi haftalar. İyi haftalar size de. Nasıl bir haftaya başlıyor Amerikan borsası, Amerikan piyasaları? Bunu konuşarak başlayalım, ne dersin? Evet, tabii. Biliyorsunuz Amerika'da şu anda piyasaları Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşının belki de bir adım daha ilerlemesi ve daha pozitif bir görüntü vermesi en son 11 Ekim'de yapılan açıklamaların ardından o konuyla ilgili olarak piyasaların rahatladığını görüyoruz ve herkesin gözleri çeyrek raporlarında. Geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksinde işlem gören şirketlerin %14'ü çeyrek raporlarını açıkladılar. Bunların %81'inin de beklentilerin üzerinde çeyrek raporlarının gelmesi piyasaları rahatlattı. Mesela S&P 500'e baktığınız zaman all time high, yani rekor seviyesinin sadece %1 altında seyrediyor endeks ve bu hafta gelecek olan ve pozitif olması beklenen çeyrek raporlarının da belki S&P'nin tekrar rekor seviyesinin yükselmesine sebep olabilir diye gösteriyor analistlere. Bu şirketler neler bu hafta açıklayacak olan şirketler, onlara bakalım. Mesela Caterpillar ve Boeing var. Bu iki şirketin de Çin ile Amerika arasındaki ticari savaş yüzünden zor dönem yaşadığını biliyoruz. Bakalım üçüncü çeyrekte bu ticaret savaşına hazırlıklarını yapıp belki de gerekli değişiklikleri yaparak kendilerini korumaya almışlar mı, bunu göreceğiz. Onun dışında kimler var? Amazon, Intel, McDonald's gibi bunlar ki belki de tüketici sektörünün önemli şirketleri, daha doğrusu en önemli şirketlerinden bir tanesi Amazon zaten. Tüketici güvenini görmek istiyor analistler. Tüketici, Amerikan tüketicisi alışveriş ediyor mu? Ne kadar para harcıyor? Bu ekonomi açısından çok önemli. Amerikan ekonomisi biliyorsunuz tüketime dayalı bir ekonomi olarak Amerikan tüketicisinin harcadığını görmek analistlere de önümüzdeki dönem için daha önemli bir fikir verecek. Ayrıca biliyorsunuz 4. çeyrek alışveriş sezonuna girdik. Gerek o meşhur Siyah Cuma, Black Friday, Thanksgiving ardından yapılan o çok önemli bir ucuzluk dönemi. Daha sonra yılbaşı alışveriş dönemi gelecek. Bu dönemde 4. çeyrekte zaten tüketici sektörü her zaman kendini toparladığı için bu çeyrek raporundan gelecek bilgiler de yararlı olacaktır. Onun dışında mesela bugün daha piyasalar açıklamadan Halliburton şirketi, Halliburton ismini çok sık duyduk. George W. Bush döneminde, Irak döneminde birçok Amerika'nın büyük projesini yapan Halliburton bu hafta bu sabah çeyrek raporlarını açıkladılar. Ama beklentilerin altında geldi. Bu da Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın bazı projelerindeki aksamaya bağlandı. Boeing şirketi, Thomson Reuters iki tane şirket yine piyasalar açılmadan çeyrek raporlarını açıkladılar. İkisinin de beklentiler seviyesinde gelmesi. Bakalım ne olacak? Facebook önemli bir şey. Facebook'un meşhur piyasaya sunmak istediği Libra isimli para biriminin özellikle mesela JP Morgan'ın ünlü CEO'su tarafından hayatta bu gerçekleşemeyecek bir hayal olarak açık yorumlanması ve yavaş yavaş da önlerine çıkan aksilikler, daha doğrusu yasalar yüzünden bu para biriminin, bu Bitcoin ya da ne bileyim cryptocurrency'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair olan spekülasyonlar yüzünden Facebook'ta zor bir çeyrek dönemi geçiriyor diyebiliriz. Bunun dışında piyasalar pozitifte açıldı. Söylediğim gibi yükselişler devam ediyor. S&P 500 %0,47, Dow %0,02, Nasdaq ise %1'e varan %0,63 oranında yükselişte başladı ve gün içinde de bu yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz Özlem.
Aslı Pelin, çok teşekkürler bu notlar için. Size kolay gelsin Amerika'da diyelim ve bu notlarla hemen başlayalım. Az önce Brexit adeta kör düğmeye dönüştü dedik. Gerçekten izleyicilerimiz de anlamakta zorlanıyorlar. Ne oluyor, neden parlamentodan hep dönüyor diye. Çünkü siyasi liderler Brexit'i istiyor ama... parlamentodan hep geri dönüyor. Doğru. O bir Brexit dramı. Benim yazılarımdaki başlık o. Çünkü ben İngiltere'nin aslında Avrupa Birliği'nden kolay kolay çıkamayacağını düşünenlerdendim. İlk gündemimize geldiğinde. Ve şu anda gelinen noktaya baktığımızda bir, halka bu net bir şekilde anlatılmamış. İki, parlamentonun içerisinde ciddi bir muhalif grup var. Yani sınırların çizilmesinden rahatsız olanlar var. Boris Johnson'ın başkan olmasından rahatsız olanlar var. Avrupa Birliği ile anlaşmanın içerisindeki maddelerden rahatsız olanlar var. Kısacası parlamentonun içerisinde birçok görüş var. Ve bununla birlikte halk da şu anda gelinen noktaya baktığında çok ciddi bir fon çıkışının olması İngiltere'den halka anlatılmamış. Dolayısıyla halkın tepkisi de bu yönde. Londra bir finans merkezi ve dolayısıyla finans merkezi olan bir yerden çok ciddi rakamların özellikle Almanya, Frankfurt'a yönelmesiyle birlikte bu hareketler hız kazandı. Ve daha önceki Theresa May'in başkanlığında da 3 defa parlamentonun önüne giden bir tasarı vardı. Bu üçünde de reddedildi ki İngiltere tarihinde oldukça nadir görülen bir olay. Bir başka olay İngiltere kraliçesinin de topa girmesiydi. Ve parlamentoyu askıya aldı ama burada kafalar karışmıştı. Johnson'ın yanında mı, Johnson'ın karşısında mı? Ve gelinen noktada onun karşısında olduğunu gördük. Parlamento şunu istiyor. Evet, İngiltere'nin sınırları çizilsin. Evet, biz Avrupa Birliği'nden çıkalım. Ancak bu zorlamayla olmasın ve bunu 2020 yılı içerisinde yani bir ertelensin, taşlar yerine otursun, halka daha net bir şekilde anlatalım ve gruplarda sonuca varsın. Şimdi bu iyimserlik yani bu ayın 31'inde İngiltere'nin parlamentoda yasanın onaylanması için yasa tasarısı hali hazırda hazırlanıyor. Yani ben hep şunu düşünüyordum, acaba İngiltere anlaşmasız bir Brexit'i mi istiyor? Hayır, İngiltere anlaşmalı bir Brexit'i istiyor. Ancak burada detaylarda kafa karışıklığı var söylediğim hususlarda. Dolayısıyla şu anda bunun en net etkisini biz sterlin dolar paritesinde görüyoruz. 1.30'larda. 1.30'larda. Nereden başladı hareketine? 1.27-1.28 aralığında başladı. 1.30-1.32 bandındaki bir hareketi bekliyordum. Biraz daha iyimser tahmini bugün itibariyle bakıldığında yasa tasarısı hazırlanıyor. Parlamentodan her ihtimale karşı geçecek diyenler burada 1.35 seviyesini bekliyor. Bunun için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü parlamento bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Bir, Boris Johnson'ı istemiyor. İkincisi ise Boris Johnson'ın sunduğu teklifin detaylarından hoşnut değil. Bunlarla ilgili bir sürünceme söz konusu olacak gibi. Avrupa Birliği şu anda gelişmeleri izliyor ve Avrupa Birliği istediğini aldı İngiltere'den ama İngiltere istediklerini ne yazık ki gerçekleştiremedi. O yüzden ben 1.28 aşağıda, 1.32 yukarıda bu bant aralığına sıkışan bir sterlin dolar paritesi bekliyorum. Yani sterlin dolara bakıp aslında neyin fiyatlandığını da anlıyoruz. Aynen. Şubat 2020'ye kadar ertelenmiş gözüküyor. Bu da olumlu yansıyor şu an için. Evet, yani bir kez daha şimdi her ne kadar hala iyimserler bir anlaşmanın olabileceğini ve yasa tasarısı hazırlanıyor ama Boris Johnson'ın son hareketi o imzasız mektubu biraz kafaları karıştırdı galiba orada. Evet evet, Boris Johnson da enteresan bir karakter. Hani yanına hangi lider gelirse gelsin bir gülüyor, bir enteresan tam ne istediğini anlatamıyor. O elektriği geçiremiyor halkına. Evet, evet, öyle gözüküyor. Peki bu notlarla biz kendimize dönelim. Bizde de enteresan olaylar oluyor. Gerçekten sıcak haber akışının oldukça hızlandığı ve yatırımcıların da anlamlandırmakta zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi ABD ile gerilen ilişkiler, Barış Pınarı Harekatı, süre 120 saat, yarın 10'da doluyor. Bir de Putin'le görüşmesi var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Tüm bunlar ne anlama geliyor varlıklar açısından, TL varlıklar açısından yatırımcı ne yapmalı? Kafalar gelişmeleri beklerken. Evet, şimdi yerinde alınan bir karar vardı geçtiğimiz hafta. Bu borsanın özellikle 93 binin altına sarkmasını da engelledi. Belki yatırımcı ne olduğunu tam anlamadı ama açığa satış şarttı Virman. Evet. Ve bununla birlikte depo uygulaması ilk defa uygulandı. Burada 7 bankayla ilgiliydi bu uygulama. Zaten bizim borsamızda banka holding ağırlıklı olduğu için. Şimdi yatırımcı sattı fakat yerine koyamadı.
iki günü beklemesi gerekiyordu. Ya da aldı satamadı şeklinde, evet. Ve bu işlem hacminin sığlaşmasını, dolayısıyla endeksin 93 bin seviyesine dengelenmesini, hı-hı, sağladı. Aslında teknik bir hareketti bu. Yani bu haber akışı olmasaydı da endeksin 93.300'e kadar bir geri çekilme potansiyeli vardı. Hı hı. Teknik bunu gösteriyordu. Çünkü arada boşluklar vardı. O boşluklar böylelikle doğdu. Fakat bu haftaya geldiğimizde ve hafta içinde işte, hı hı, 17 Ekim'de anlaşma mutabakatı, hı hı, yapıldı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yarın akşam saat 10'da, gece, hı hı, 10'da bitecek. Şimdi diplomatik telefon görüşmeleri var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la görüşmesi, hı, var. Şu anda Soçi'de Putin'le yarın görüşme gerçekleştirecek. Orada Suriye ve buradaki kararlar son şeklini, hı, alacak. Tüm bunlara kadar piyasa aşağı yukarı hareketler ve haber akışına göre de bozulmalar yaşıyor. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı sabah açıklamaları vardı. 35 saat kaldı ve biz bu süreç içerisinde yaklaşık onun üzerinde saldırıya uğradık. Türk ordusuna, hı hı, yönelik şeyler oldu. Fakat biz yolumuza devam ediyoruz. Biz 35 saatin dolmasını ve Amerika'nın sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz şeklindeydi. Şimdi hem bir yandan saldırıların olması, hem buradaki 35 saat içerisinde tamamen o bölgenin boşaltılıp, hı hı, boşaltılmayacağına dair soyuz işaretleri, anlaşmanın içerisinde yer alıp Amerika'nın adım atmadığı yaptırımlarla ilgili süreç. Çünkü, hı hı, boşalttıktan sonra onları hani uygulamadan kaldıracak, yoksa o sözleşmenin ilk imzalandığı zamanda mı? Ve bununla birlikte Halk Bankası'nın notunun negatif yönde izlemeye alınması, evet, haberi. Kafa karışıklığı. Bir yandan hani aba altından sopa göstermeler devam ediyor. Hı hı. Bu bizi nereye götürüyor? Şimdi endeks bugün baktığımızda cuma günkü kapanışı teknik olarak zorlama bir kapanıştı, yukarı yönlü hareket. Yani iyimserlikle, sığ işlemle, aralarda boşluklar bırakarak biz 98.500'ün biraz altında kapattık. Hı hı. Aslında önce 96.400'ü, daha sonra 98.500'ü görmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla bugüne hareket alanı kalmadı. Ne oldu bu sabah itibariyle? Depo uygulaması kaldırıldı. Açığa satış hala yasak olarak devam ediyor. Fakat borsa aşağıda. Evet, şimdi bu depo satış uygulaması kaldırıldı, açığa satış uygulaması devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? Bunu, tabii, biraz açalım isterseniz izleyicilerimize. Şimdi özellikle 7 banka hissesiyle ilgili, hı, diğer hisselerde açığa satışlar devam ediyor. Ama bu 7 banka, içlerinde Halk Bankası'nın da olduğu 7 bankanın açığa satışı, eğer sizin portföyünüzde, hesabınızda banka hisseniz yoksa, siz Garanti Bankası ya da Akbank ya da İş Bankası, bunlardan herhangi birini ya da 7 bankadan birini, hı, satışını gerçekleştiremezsiniz. Bunu ödünç piyasasında işlemini yapamazsınız. Başka bir yerde var, benim başka hesabımda var. Oradan buraya satılırsa ben bunu virmanını yaparım. Yani şartlı virmanını yaparım diyemiyorsunuz. Bu yasak kalkana kadar bu şey de bu şekilde devam edecek. Bu da neyi sağlamış oluyor? Sizin endeksinizdeki şok düşüşlerin önüne geçen bir engel oluyor. Depo bunun biraz daha ağırlaştırılmış hali. Yani o günün hesabında görseniz bile satabiliyorsunuz ama yerini alamıyorsunuz. Alıyorsunuz, satamıyorsunuz şeklinde bir uygulamaydı. O kalkmış, evet, oldu işte, ama diğeri devam ediyor. Baskılanıyor böylelikle. Tabii ki. Böylelikle endeks şu anda 97 bin, yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. Ben yayına gelmeden, hı-hı, önce ofiste 97.700'ler seviyesindeydi. Şimdi 200'ler seviyesinde. Evet, 98.500'ü denedi ki zaten burası, hı-hı, biraz kuvvetlenmiş, hı-hı, direnç noktasıydı. Ha, geçebilseydi, biraz daha olumlu, hı-hı, haberler gelebilseydi, biz muhtemelen 99.300, 100 bine doğru bir hareketi görürdük. Evet. Bu uygulamaların kalkması çok fazla bir şey değiştirmedi. Demek ki piyasa şu anda, nasıl diyelim, kuşkuları, korkuları, olumsuz bir senaryoyu da fiyatlamadan geri durmuyor. Evet, nitekim hani dolar TL'de de aslında başladığımız seviyelerdeyiz. 5.83.91, evet, seviyelerinde, tam bu da onu mu izah ediyor dediğiniz? Şöyle söyleyeyim, 5.85'in üstüne geçmeyen, hı-hı, ama 5.75'in de altına sarkmayan bir, hı-hı, dolar TL kuru vardı. Dolar endeksinin 97 bin seviyesine gerilemesine rağmen. Demek ki biz kendi iş dinamiklerimizdeki bu haber akışının belirsizliği ya da kötü haber, olumsuz, hı-hı, haber akışından, hı-hı, kaynaklı riskleri fiyatlandırmasını gerçekleştiriyoruz. Eğer Amerika tarafı vaatlerini yerine getirirse, ki Türk tarafı, hı-hı, şu anda Türk ordusu beklemede, yarın akşam saat 10'a kadar devam edecek. Ha, bu arada boşaltma devam ediyor. Askeri konvoylarla ilgili haberler geliyor, hı-hı, şeyde. Ama dediğim gibi Amerika'nın bu konudaki tutumu ve sözlerini zamanında yerine getirip getirmeyeceği merak konusu olduğu için bu dolar TL tarafında bu bant aralığı içerisinde fiyatlamaya devam ediyor.
Peki, şimdi sizin kurumunuzun tüm bu risklere rağmen yıl sonu beklentisi nedir, nerelere revize ettiniz, onu da konuşalım. Kritik seviyeler neler? Hani 93 binin altına inmesi halinde düşüş nereye kadar gider ya da inmezse ne bekliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bant aralığı olarak baktığımızda Borsa İstanbul'da yabancının halihazırda burada olduğunu biliyoruz. Yabancı bir nakde geçti fakat bu seviyeden dolar kuru almadı. Çünkü onların projeksiyonlarında bizim tahminlerimize göre bir sonraki sene dolar TL kurunun 5 liranın ve bunun altına gelebilme ihtimalindeydi. O yüzden hisse pozisyonlarını tüm bu risklere rağmen devam ettirdiler. Ama son özellikle harekatın başlamasının hemen akabinde Türk lirasına döndüler fakat farklı bir enstrümana geçmediler. Özellikle tahvildeki pozisyonlarını devam ettiriyorlar. Hisse senedi pozisyonlarında da bu kısa trade'leri kullanıyorlar. Ama dolara geçmedikleri için dolar TL tarafında biz agresif bir hareketlilik görmüyoruz. Şimdi yıl sonu kurunu hesaplayabilmemiz için ya da tahminlerimizi revize edebilmemiz için biraz zamana ihtiyaç var. Bunda da özellikle Kasım ayı enflasyonunu görmemiz gerekiyor bu anlamda baktığımızda. Ekim ve Kasım aylarındaki enflasyona göre yıl sonu tahminimiz yılın başında 5.90-95 aralığında bir seviye en maksimum. Ama normal koşullar içerisinde eğer enflasyon %12.90 seviyesine geri çekilirse risklerin de bertaraf edildiği senaryoda, olumlu senaryomuzda da 5.50 seviyesinde bir yıl sonu kapanışımız vardı. Bu değişebilir çünkü dediğim gibi eli kulağında olan sıcak haber akışı, olumsuz haber akışının da olabilme ihtimali şu anda bu riskleri fiyatlıyor dolar TL'de. Evet, tüm bu riskleri göz önüne aldığımızda Merkez Bankası Perşembe günü ne açıklayacak faiz kararına ilişkin 100-150 bas puanlık bir indirim beklentisi var piyasa genelinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben şu görüşe çok katılmıyorum. Eğer teknik bir analiz yapmış olsak mesela herhangi bir konuda işte diyoruz ki dolar TL'de şu olabilir ya da işte endekste bu olabilir şeklinde ama Merkez Bankası'nın faiz kararı konusunda işte şunlar olsaydı merkez böyle davranırdı ya da şöyle olsaydı böyle davranırdı şeklindeki bir görüşe çok fazla katılmadığımızı ifade ederim. Piyasa görüşü yaklaşık olarak merkezin 150 ile 250 bas puan arasında bir indirim yapabileceği yönde. Biz de diyoruz ki evet enflasyonda baz etkisiyle biz tek haneyi gördük. Belki Ekim ayı enflasyonunda da bunu göreceğiz. Ancak bu merkezin faiz indirimi için böyle bir süreçte adım atmasını gerektirmiyor. Peki bir virgül koyalım. Bakan Albayrak TRT World Forum'unda konuşuyor. Bakalım ne diyor? Ortamda ve yapısal reformları uygulayarak sürdürülebilir, sağlıklı, dengeli bir büyümeyi hedefledik. Ve bu boyuttan ele alındığında Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme göstereceğini bekliyoruz bu sene. 0.5 ila 1 arasında, %0.5 ila 1 arasında önümüzdeki sene itibariyle %5'lik bir seviye bekliyoruz. Bu 3 senelik program dönemi boyunca. Enflasyonun düşüşüyle ve faiz oranlarının düşüşüyle birlikte ve yapısal reformların da katkısıyla bu ekonomik başarıya ulaştık ki çok belirli güvenlik sorunları yaşıyoruz. Güney sınırımızda hepimizin bildiği gibi. Türkiye'de 3.6 milyardan fazla mülteci var Suriye'deki iç savaştan kaçan ve aynı zamanda o bölgede IŞİD ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. Ve sadece bu anlamda güvenlik problemi olarak ele alınmamalı. Bunun da bir maliyeti var 7-8 senedir Türkiye'nin üstlendiği ve şimdiye kadar 40 milyar dolardan fazla. Bu da ekonomiyi etkileyen bir şey. Biz Türkiye olarak şunu biliyoruz, biz Türkiye olarak dünya çapında en fazla mülteci ev sahipliği yapan ülkeyiz. Yaklaşık 5 milyar mülteci var dünyada, Irak'tan, farklı ülkelerden de mülteciler var. Ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana karşılaştığı tüm zorluklara başarıyla göğüs gerdi. Çünkü sosyoekonomik yapısı da son derece dinamik.
son birkaç günde bile çok ciddi yaptırım tehditleriyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Bunlar artık şantaj gibi kullanılmaya başlandı ve bütün bu ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen finansal piyasalarımız çok ciddi bir direnç göstermeye devam etti. Güçlü bir mali mimari ile birlikte Türkiye'nin finansal piyasaları hiç olmadığı kadar güçlenecek her geçen gün karşılaştığı her soruna rağmen. Değerli konuklar, Türkiye'nin uluslararası politikadaki yaklaşımı karşılıklı güveni ve istikrarı güçlendirmek yönünde, ikili ilişkilerle, bölgesel ortaklıklarla ve Birleşmiş Milletler gibi global arenalarda Türkiye politikalarını ve ilkelerini ortaya koyuyor ve biz sadece kendi çıkarlarımızı gözetmiyoruz, tüm ilişkilerimizde kazan kazan temeline dayandırıyoruz yaklaşımlarımızı. Çünkü biz birlikte var olabileceğimize, birlikte üretebileceğimize ve birlikte kazanabileceğimize inanıyoruz en önemlisi. Dünya düzeninin çatışmalarla ve terörle tehdit edildiği bir ortamda kimsenin başarılı olamayacağı aşikar. O yüzden küresel ekonomide ve yeni dünya düzeninde yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Türkiye yapısal reform süreciyle uluslararası işbirliğini merkezine alıyor ve bu geçiş sürecinde de mevcut dünya düzeninin yıkıcı boyutlarını belirlemek çok önemli. Eğer istikrarsızlıktan bahsediyorsak ve istikrarsızlığın siyaseti etkilemesinden bahsediyorsak, ticari ve askeri çatışmalardan bahsediyorsak, uluslararası boyutta bir kararlılık ortaya konması gerekiyor. Teröre karşı mücadele noktasında özellikle. Geçtiğimiz 17 sene içerisinde Türkiye çok önemli bir paydaş oldu. Bölgesel ve uluslararası projeler içerisinde bizim politika ve ekonomi yaklaşımlarımız uluslararası işbirliğine dayandı ve her zaman karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri güçlendirmeye odaklandık. Sözlerimi bitirmeden önce bir kez daha şunun altını çizmek isterim. Eğer biz bu açıdan bakacak olursak, dünyanın karşılaştığı her türlü tehlikeye, tehdide gerçekçi bir çözüm bulabiliriz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Bakan Albayrak'ın mesajlarını izledik, dinledik. Ne dersiniz Belgin Maviş? Aslında yani süremizin son iki dakikasındayız. Şöyle bir toparlamak gerekirse riskler ortada. Evet. Yani ne söylüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, özetle tek kelimeyle şey yaparsak, hisse senedi tarafında mevcut pozisyonlarını bozmasınlar. Herhangi bir pozitif ya da negatif haberde biraz daha vadeyi uzatsınlar, pozisyonları beklemek anlamında. Dolara yöneliş bu seviyelerden riskli olabilir. Portföylerinde varsa devam etsinler ama yeni bir alım için çok aceleci davranmasınlar. Haber akışını takip etsin en azından haftanın sonuna kadar. Bizim Merkez Bankamızın Perşembe günkü kararını beklesinler. Ondan sonra zaten piyasalar şekillenecektir. Öte yandan baktığımızda hani haber akışı vesaire, yarın akşam saat 22'ye kadar tüm TL varlıklar üzerinde bir baskı olacaktır. Ve özellikle Merkez Bankası ve rezervlerine yönelik haber akışına karşı da dikkatli olsunlar. Bunlar hani kötü haber, kirli haber dediğimiz haberler. Çok dikkate almasınlar. Şimdi bu yaptırım tehditleriyle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Bunu Bakan Albayrak da az önce yineledi. Buna karşı hani bu yaptırım tehditleri devam ettiği sürece hani yatırımcının da sinirini ve hani moralini bozmaması için, tabii lazım. Ki.
Kesinlikle yani özellikle mesela borsa yatırımcısına şunu söylüyorum. Lütfen panik yapmayın, sakin olun. Biraz daha vadeyi uzatın. Hı-hı. Çünkü farklı enstrüman her değiştirdiğinizde zararınız katlanarak devam edecektir. O yüzden mevcut pozisyonları koruyup biraz o ekrandan uzak durmak en doğru seçim olacaktır bizim için. Peki. Belgin Maviç çok teşekkür ediyorum. Bize katıldığınız için, bu yorumlar için diyelim. Bu notlarla gün sonunu burada noktalıyoruz.